Cumhurbaşkanı adayımız dürüst lider. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Onunla beraber çok farklı bir sonuçla seçimi kazanacaktır. Ve bütün bu liderler Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın da söylediği gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Halil İbrahim sofrası kurduk. Bunun hep altını çizelim. Cumhur İttifakı'nın masasına şöyle bir baktığımızda o da kurtlar sofrasıdır. Her an birini düşürüp yemenin peşinde olan bir masadır. Bizimki ise bütün kesimlerin 85 milyon kardeşimizi kucaklayan, bir arada tutan ve bir araya getiren bir Halil İbrahim sofrası kurduk. Yunus'un diliyle yürüyoruz. Mevlana'nın diliyle, duygusuyla hareket ediyoruz. Anadolu'nun her bir yanında Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın da söylediği gibi söz, yine söz, baharlar gelecek. Bu konuda herhangi bir tereddütü vatandaşlarımızın olmasın, Samsun'umuzun da olmasın. Tekrar ediyorum, Samsun ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkacaktır. Samsun şahlanırsa Karadeniz şahlanacaktır. Samsun şahlanırsa Türkiye şahlanacaktır. Tarihi sorumluluğunu Samsun yeniden yerine getirecektir. Bu şehirde o dinamizm, o heyecan, o güç, o enerji her zaman var. Ve şunun da altını çizelim. Biz evet geçmişte farklı siyasi partilerde de görev yaptık. Bugün itibariyle iktidar partisine oy veren kardeşlerimize de buradan seslenmek istiyorum. Biz beraber omuz omuza siyaset yaptık ve son yıllarda özellikle 2016 yılından itibaren %49,5 oyla seçilen başbakana yapılan o kumpastan sonra artık o kitlenin de ümidi kırılmıştır. O gün enflasyon %3 ve 5 aralığındaydı. Bugün 55'lere yükselmiş durumda. O gün dolar 2.80'di. Bugün 18.50'de, 18.80'de tutabilmek için bir takım faiz baronlarına, faiz lobilerine milletimizin kaynakları peşkeş çekiliyor. O gün mazot 4 liraydı, bugün 20 liralara geçti. Dolayısıyla milletimiz tablonun çok farkında, ekonomik tablonun çok farkında. Dolayısıyla bütün bu süreci hep beraber 85 milyon vatandaşımızla değiştireceğiz. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizden çok büyük teveccüh görüyoruz, çok büyük destek görüyoruz. Şunu söylüyorlar, bizim milletvekili adayımız sizsiniz. Bu listelere de bakıyoruz. Bunların hiçbiri Samsun'la, Samsunlu'nun derdiyle hiçbir zaman yoğrulmamış. Biz bu sokaklarda büyüdük. Biz Samsun'un köylerinde yetiştik. Mücadelemiz, geldiğimiz noktalar belli. Biz buradan ayrılamayız. Bizim memleketimiz, bizim şehrimiz burası. Dolayısıyla onlar da bunun farkında. 1 milyon 370 bin Samsunlu kardeşim bunun farkında. AK Parti'ye gönül vermiş ama kırgınlıkları olan büyük bir kesim ve bize çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Çok yüksek bir oyla Cumhur İttifakı burada büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum. Sahada bunu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen telefonlardan, vatandaşlarımızın bizleri ziyaret etmesinden bunu görüyoruz. Onun için hiç kimse de ümitsizliğe kapılmasın. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir vatandaşımız ve hiçbir Samsunlu kardeşimiz kaybetme duygusuna kapılmayacak. Çünkü bu Millet İttifakı bir toplumsal barış projesidir. Toplumumuzun diline, dinine, inancına, mezhebine, felsefesine ve siyasi görüşüne göre değerlendirmiyoruz. 85 milyonu kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın da dediği gibi Halil İbrahim sofrası kurduk. Bu sofrayı büyüteceğiz. Ve biz iktidara geldiğimizde, Millet İttifakı iktidara geldiğinde, meclis çoğunluğunu elde ettiğinde emin olunsun ki vatandaşlarımız hiç şüphe duymasın ki hiçbir vatandaşımız kaybetme duygusuna kapılmayacak. Ve her bir vatandaşımız hak ettiği neyse onu muhakkak alacaktır.